İyi akşamlar sayın seyirciler. Saatler 19'u gösteriyor. Ana haberle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne inanarak yatırım yapılmasının Kıbrıs Türklerinin uluslararası topluma dahil olmayı hak ettiği mesajını vermekte olduğunu söyledi. İskele Long Beach Maratonu ödül töreninde konuşan Tatar, demokrasimizle, kurum ve kuruluşlarımızla, belediyelerimizle çok güzel bir ülkemiz vardır dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İskele Long Beach Maratonu ödül törenine katılarak başarı elde edenlere ödüllerini takdim etti. Ramazan Özdemir. Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişen bölgesi olan İskele Long Beach'te düzenlenen maratona farklı ülkelerden katılanları ve etkinliği düzenleyenleri kutladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi olarak bir takım sorunlarla mücadele ettiğine değinen Tatar, tüm sorunlara rağmen ülkeye inanarak yatırım yapanların Kıbrıs Türklerinin uluslararası topluma dahil olmayı hak ettiği mesajını vermekte olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, demokrasimizle, kurum ve kuruluşlarımızla, belediyelerimizle çok güzel bir ülkemiz vardır diye konuştu. Sayın seyirciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yarın başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 103. açılış yıldönümü anısına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bayram dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri yarın başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre etkinlikler 18, 19 ve 23 Nisan tarihlerine kadar sürecek. Etkinlikler çerçevesinde Lefkoş okullarından belirlenen öğrenciler devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret edecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde yarın saat 8.30'da açılış kortejiyle başlayacak. Lefkoşa merkez okullarından gelecek öğrenci ve sorumlu öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte Atatürk büstüne çelenk koyacak, ardından Cumhuriyet Meclisi'ne yürüyecek. Kortej, meclise, Cumhurbaşkanlığı ve Didre Palası ışıkları güzergahından gelecek. Kortejin Cumhuriyet Meclisi'ne ulaşmasının ardından saat 10'da tören düzenlenecek. Törende Meclis Başkanı Zorlu Töre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıp şiir okuyacak. Dans gösterileri yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2. Atatürk'ün Çocukları resim sergisi de yarın açılacak. Merkez Lefkoşa Açık Pazar Etkinlik ve Kültür Salonu'ndaki serginin açılışı saat 18'de yapılacak. Kutlama programı çerçevesinde Lefkoşa Bölge Okullarından öğrenciler devlet protokolünü ziyaret edecek. Öğrenciler salı günü saat 9.30'da Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu, saat 10.30'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı, saat 11'de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi ziyaret edecek. Öğrenciler daha sonra saat 11.30'da Başbakan Ünal Üstel'i ziyaret edecek ve akabinde Bakanlar Kurulu toplantısına katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu da öğrencileri saat 12.15'te kabul edecek. Kutlamalar çerçevesinde çeşitli spor etkinlikleri de yapılacak. Deprem felaketinde hayatlarını kaybeden Gazi Mursa Türk Marif Koleji öğrencileri ve öğretmenlerinin anısına salı günü 1. Şampiyon Melekler Voleybol Kupası düzenlenecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programı çerçevesinde milletvekilleri dağılımına göre her ilçeden milletvekili sayısı kadar toplamda 50 öğrenci çarşamba günü saat 10'da Cumhuriyet Meclisi'ni ziyaret edecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde aynı gün saat 10'da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde özel eğitim öğrencilerine 23 Nisan'da el ele özel bayram etkinliği düzenlenecek. 23 Nisan Pazar günü kutlamalarsa Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun saat 8'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin Bayrak Radyo ve Televizyonu'nda yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak. Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki devlet töreni saat 9'da düzenlenecek. Törende anıta çelenk konacak. Gazi Mursa'da yapımı tamamlanan Yonpaş Metin Derinel Lisesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenecek törenle açılacak. Tören saat 12'de yapılacak. 23 Nisan Pazar günü ilçeler ve köylerde de törenler düzenlenecek.
Meclisi Genel Kurulu'na ilişkin bir haberle devam ediyoruz. Meclis yasama gündemiyle yarın toplanacak. Meclis gündeminde ise kamu ihale değişiklik yasa tasarısının oylanması da bulunuyor. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama göreviyle toplanacak. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun gündeminde Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere iade edilen deprem ve diğer doğal afetlere yönelik mali yardım ve hazırlık yasası ve doğal afet ve depremle ilgili mevzuatın düzenlenmesine ilişkin oluşturulan geçici ve özel atok komitesinin yasaya ilişkin raporu bulunuyor. Genel kurulda ayrıca Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'ne olan borçlarının devlet borcu olarak devralınmasına ilişkin yasa tasarısı ve Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi'nin tasarıya ilişkin raporu da görüşülecek. Genel kurul ayrıca kamu ihale değişiklik yasa tasarısının 3. görüşmesini gerçekleştirerek yasa tasarısının bütününü oylayacak. Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Elsen halka gidişata dur deme çağrısında bulundu. Elsen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu yazılı açıklamasında içine düşürülen durumun ciddi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mevcudiyetinin ve varlığının korunması için acilen doğru adımların atılmasının şart olduğunu kaydeden Tuğcu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurum ve kuruluşlarının her alandan uzmanların ve siyasilerin çalıştaylar düzenleyerek, master planlar belirleyerek kamusal kararlar üretmesi gerektiğini belirtti. Halka gaflet uykusundan uyanma ve gidişata dur deme çağrısında bulunan Tuğcu, yarın meclisten geçirilecek kamu ihale değişiklik yasası ve yabancıların mülkiyet edinebilmesi, yabancılara vatandaşlık verilmesiyle kendi ülkemizde Filistin örneği olacaklarını savundu. Kıbrıs artık her yere daha yakın sloganıyla yola çıkan Fly Kıbrıs Hava Yolları ilk seferini FH-104 sefer sayılı uçuşla İstanbul Ercan destinasyonunda Melekler Takımı isimli Airbus A320 uçağıyla gerçekleştirdi. Fly Kıbrıs'ın ilk uçuşuna Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, eski Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gazeteciler ve turizmcilerin bulunduğu 84 yolcu yer aldı. Fly Kıbrıs Hava Yolları az sonra ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Melekler Takımı adını taşıyan uçak az sonra İstanbul Ercan arasındaki işimize yarayacaktır ve bu tür aksaklıklar da gider ortadan kalkacak. Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı hatırlıyorum. Nasıl kuruldu, nasıl ilerledi. Benzeri bir ilerleyiş inşallah bu şirket için de geçerli olur. Tabii ki öncelikle Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın ortadan kalkmasının ardından ilk kez adının içerisinde Kıbrıs geçen bir hava yoluyla uçacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bugün ilk uçuş, tabii ki çok zorlu bir sürecin ardından kurulan bir havayolu ve seferine başlayan bir havayolu. Çünkü biliyorsunuz yaklaşık 13 yıl bir süre geçti ve bu 13 yılda birçok denemeler, arzular olmasına rağmen hiçbir hayata geçememişti. Bugün inşallah bu uçuşla birlikte hem yeni bir havayolu hem ülkemiz
turizmi ve ekonomisi için yeni bir kazanç olabilecek bir havayolu hizmete başlamış olacak. Mutluyuz. Tabii ki bizim de arzumuz başlayacak olan bu seferlerin hem sayılarının artması hem de inşallah işler yolunda giderse uçak sayılarının artmasıyla birlikte hem Avrupa'nın hem dünyanın çeşitli yerlerine daha fazla uçup sefer düzenlemesi, hem oradan Kıbrıs'a hem de Kıbrıs'tan oraya yolcuları taşıması hayırlı olsun diyoruz. Başarılar diliyoruz. Biz de Kıbrıslı Türkler olarak elimizden gelen her türlü desteği yapmaya hazır olduğumuzu da bir kez daha buradan söylemek isterim. Hoş geldiniz. Kıbrıs artık her yere daha yakın sloganıyla yola çıkan Fly Kıbrıs, ilk seferini FH-104 sefer sayılı uçuşla adını Şampiyon Melekler'den alan Melekler Takımı isimli Airbus A320 uçağıyla gerçekleştirdi. Fly Kıbrıs'ın ilk uçuşuna Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, eski Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gazeteciler ve turizmcilerin bulunduğu 84 yolcu yer aldı. İlk uçuşun kaptan pilotu Mustafa Kemal Kartallı, ilk anonsunda Fly Kıbrıs Hava Yolları'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı olmasını diledi. Kaptanımız konuşuyor. Kıbrıs halkının kendi hava yolu olması amacıyla ilk kıvılcımı yakılan ve bugün ilk uçuşunu İstanbul Ercan olarak gerçekleştireceğimiz Fly Kıbrıs Hava Yolları Melekler Takımı uçağına hoş geldiniz. Yaklaşık 5 dakika sonra motor çalıştıracağız. Detaylı bilgileri uçuşta vermek istiyorum. Şimdiden hayırlı olsun, emniyet uçuşlar. Fly Kıbrıs Hava Yolları haftada 4 gün tarifeli seferlerle İstanbul'a günde karşılıklı 2 sefer, Ankara ve İzmir'e ise günde karşılıklı birer sefer düzenleyecek. Havayolu haftanın 3 günü de charter uçuşlarla Kuzey Kıbrıs'a farklı ülkelerden turist taşıyacak. İlk etapta 7 Haziran itibarıyla her çarşamba Bakü'den, 14 Haziran itibarıyla Tahran'dan, ardından Amman ve Priştine'den Ekim ayı ortasına kadar turistik amaçlı charter uçuş gerçekleştirilecek. Fly Kıbrıs Hava Yolları önümüzdeki süreçte ise Trabzon, Antalya, Ordu, Sivas gibi birçok ilden tarifeli seferlerle Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağlayan yeni bir köprü olacak. Fly Kıbrıs Hava Yolları'nın ilk uçuşunu gerçekleştiren Melekler Takımı uçağı Ercan Havaalanı'na inişinde su takı seremonisiyle karşılandı. İlk uçuşun kabin personeli ve yolcuları da Ercan Havalimanı apronunda çiçeklerle karşılandı. Eski Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş bir hayalin gerçek olmasına emek veren girişimcileri kutlayarak havayolunun kısa sürede büyüyüp gelişeceğine inanç belirtti. Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yerli bir havayolu şirketi oluşturulmasının 13 yıldır beklenildiğini belirterek bunun gerçekleşmesine katkı koyan herkesi kutladı. Daha da büyüyecek bu şirket ve satın alıp da uçurduğumuz bir havayolu şirketimiz olacak. Önümüzdeki süreçte belki bu yerli havayolu şirketini milli havayolu şirketi haline getirebilmenin de yollarını konuşacağız. Yeni doğan bu havayolu şirketinin girişimiyle başlatılan bu seferlerin bugün ilkini hep birlikte gerçekleştirdik, şahitlik yapıyoruz. Dolayısıyla 2010 yılından itibaren beklediğimiz bu olayı yaşadığımız bugün de ülkemiz adına,
Ben genç girişimci arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Başarıların devamını dilerim. Ana sektörleri turizm ve yüksek öğrenim olan ada ülkesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ulaşımın büyük önem taşıdığına vurgu yapan Ataoğlu, herkesin yeni yerli havayolu şirketine sahip çıkmasını diledi. Fly Kıbrıs kurucu ortakları Mehmet Yücel, Rauf Denktaş ve Nusret Polat da uçağın inişinden sonra basına açıklamada bulunarak ülke turizmine, ekonomisine önemli katkı yapacak, ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yeni bir köprü oluşturacak yeni bir havayolu şirketini hayata geçirmekten son derece mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdiler. Fly Kıbrıs Havayolları'nın bilet fiyatlarını dengede tutan, kaliteli, konforlu, güvenli uçuşlar sağlayan bir havayolu olması için çalışacaklarını kaydeden kurucu ortaklar, şirketin hayata geçmesine emek veren herkese teşekkür etti. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun mesajını aktaralım. Ataoğlu bu yıl ülkeye 2 milyonun üzerinde turist gelmesini hedeflediklerini ifade etti. Ataoğlu turizm sektörünün ülke ekonomisi için önemli bir kaynak olmaya devam edeceğini de vurguladı. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu 15-22 Nisan Turizm Haftası nedeniyle mesaj yayımladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak turizm sektörü bizim için büyük önem taşıyor diyen Ataoğlu, turizm sektörünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi için hayati bir yere sahip olduğunu vurguladı. Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde turizm faaliyetlerinin yılın büyük bir kısmında devam ettiğini, bu nedenle turizm sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak ve turizm hizmetlerini geliştirmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti. Ataoğlu, turizm sektörü ülkemizin tarihi, kültürel, doğal ve turistik zenginlerini dünyaya tanıtmakta ve bu sayede ülkemize ekonomik katkı sağlamaktadır. Bu nedenle turizm sektöründe çalışan herkesin turizm faaliyetlerimizi sürdürülebilir kılmak ve turistlerin ülkemize gelmelerini sağlamak için büyük bir sorumluluk taşıdığını biliyoruz dedi. Turizm haftası vesilesiyle turizm sektöründe çalışan tüm çalışanlara teşekkürlerini sunan Ataoğlu, ülkemize gelen turistlere sunduğumuz hizmetler ve ülkemizi dünyaya tanıtma çabalarımız için size minnettarım. Sizler sayesinde ülkemizde turizm sektörü her geçen gün gelişmekte ve büyümektedir ifadelerini kullandı. Sektör paydaşlarıyla bir bütün olarak karşı durdukları zor günlerin ardından yeniden iyi bir sıçrayış yakalamayı başardıklarına dikkati çeken Ataoğlu, turizm değer zincirinin her bileşeninde kaliteyi yükseltmeyi sürdüreceklerini belirtti. Ataoğlu, gerek hükümetin gerekse sektör temsilcilerinin uyum içerisinde yürüttüğü çalışmaların neticesinde bu yıl ülkeye gelecek turist sayısının 2 milyonun üzerinde olmasını hedeflediklerini de ifade etti. Ataoğlu, turizm sektörü ülkemiz ekonomisi için önemli bir kaynak olmaya devam edecektir. Bu nedenle turizm sektöründe çalışan herkesin ülke ekonomisine ve turizm sektörüne katkı sağlamaya devam etmesini umuyorum ifadelerini kullandı. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde deprem paneli gerçekleştirildi. Hukuk Fakültesi, Hukuk Kulübü ve Çocuk Hakları Kulübü işbirliğiyle düzenlenen panel, İSİAS Adalet Nöbeti ve İSİAS Ortak Davamız sloganlarıyla gerçekleşti. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Kulübü ve Çocuk Hakları Kulübü işbirliğiyle Hukuk Fakültesi'nde öncesi ve sonrasıyla deprem başlıklı panel gerçekleştirildi. İSİAS Adalet Nöbeti ve İSİAS Ortak Davamız sloganlarıyla düzenlenen panel, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Pervin Aksoy İpekçioğlu'nun kızı, Serin İpekçioğlu'nun da aralarında bulunduğu Şampiyon Melekler takımıyla, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin depremde yitirdiği mezunları, Avukat Sevcan Dulda, Avukat İlkin Emir, Avukat Mustafa Çağan, Avukat Uğur Uçurum, Avukat Ceylan Gülkan Dünder ve Avukat Kemal Fatih Özdemir'in anısına ithaf edildi. Panelde Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yonca Hürol, mimarların depreme dayanıklı tasarım yapma sorumluluğu, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Cemal Geneş, depremden doğan zararların gerçek sorumluları, inşaat sektörünün aktörleri, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve panelin oturum başkanı Yardımcı Doçent Doktor Can Azer, idarenin sorumluluğu, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Nurcan Gündüz, depremin öldürmesi ve cezai sorumluluk,
ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Emine Koçağan'a Rodoslu, hukuki sorumluluğun değerlendirilmesi başlıklı sunumlar gerçekleştirdi. Şampiyon meleklerimize ilişkin özel bir haberi aktarıyoruz. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği gerek dernek üyeleri gerekse dışarıdan gönüllülerin destek ve katılımıyla kermes düzenlendi. Perşembe pazarında stand kurularak gün boyu devam eden kermeste tatlı tuzlu yiyecek çeşitlerinin satışı yapıldı. Satıştan elde edilen gelirin tamamı Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'nin yapacağı projelerde kullanılacak. 6 Şubat'ta Anavatan Türkiye'de meydana gelen depremde hayatlarını kaybeden şampiyon meleklerin adlarının yaşatılması için çeşitli faaliyetler gün geçtikçe artarak hayat buluyor. Şampiyon meleklerin anılarının yaşatılması amacıyla kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği bu yönde çalışmalar sergiliyor. Bu çerçevede geçtiğimiz günde Perşembe pazarında stand kurarak kermes düzenleyen dernek üyeli ve gönüllü kişiler yaptıkları tatlı ve tuzlu yiyeceklerin satışını gerçekleştirdi. Kermeste tatlı tuzlu yiyeceklerin satışı yapıldı ve kermesten elde edilen tüm gelir derneğin adına bağışlanıyor. Bir tane daha var mı? Kermese ilgi oldukça büyüktü. Etkinlik sırasında belediye konuşan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği üyesi Nafi Çetintaş, Gazi Moğsa'da gerek şampiyon meleklerin aileleri, gerekse gönüllü kişilerce bu tür etkinlikleri yaptıklarını, bu sayede hayatını kaybeden gençlerin adlarını yaşatarak teselli olduklarını söyledi ve etkinliklerden elde edilen tüm gelirle, başta okul kompleksi olmak üzere çeşitli projeleri hayata geçirmeye başladıklarını ifade etti. Bayağı bir satış oldu. Ne güzel. Evet, yani yardımlar geliyor burada, bağışlar geliyor. Sizin bu tür aktiviteleriniz devam edecek süratle devam edecek, değil mi? Devam edecek. Bir sürü aktiviteleri hafta sonu değişik kuruluşların yapmış oldukları, melekler adına yapmış oldukları etkinlikler var. Yani onlardan da sağ olsunlar, hepsi bize bağışlıyorlar. Bizi mutlu ediyor bu. En azından bir teselli bizim için. Doğacılık Spor Derneği de bugün Şampiyon Melekler Anısı'na kültür yolu ve doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş sonrası Gazi Mausa Kabristanlığı'na da geçildi ve Şampiyon Meleklerin kabirlerine karanfil bırakılarak dua edildi. Dağcılık Spor Derneği Salami Serabelerinde Şampiyon Melekler Anısı'na kültür yolu ve doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe yaklaşık 50 kişilik bir grup katıldı. Dernek Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Kendir'in rehberliğinde 8 kilometre yüründü ve profesyonel turist rehberi Serap Kanay yürüyüşe katılanlara ören yerleri hakkında bilgi verdi. Yürüyüşten sonra Gazi Mausa Kabristanlığı'na geçildi ve Şampiyon Meleklerin kabirlerine karanfil bırakılarak dua edildi. Dernek tarafından kabristanlıkta yapılan açıklamada Şampiyon Melekler adına yürütülen hukuki sürece tam destek verildiği, maddi olarak da meleklerin anısını yaşatacak olan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne maddi katkıda bulunulacağı açıklandı. Lefkoşa Türk Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde afet arama kurtarma ve itfaiye eğitimi tamamlandı. Eğitimler 3 gün boyunca teorik bilgilendirme ve uygulamalı alan deneyimi şeklinde gerçekleştirildi. Lefkoşa Türk Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapılan afet arama kurtarma ve itfaiye eğitimi tamamlandı. LTB'den verilen bilgiye göre İBB İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Eğitim Merkezi tarafından verilen ve 3 gün boyunca gerek teorik bilgilendirme, gerekse de uygulamalı alan deneyimi şeklinde gerçekleştirilen eğitimler, Merkez Lefkoşa Amfi Salonu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nın sağladığı enkaz alanında verildi. İBB'ye ait itfaiye aracı ve arama kurtarma ekipmanlarıyla yapılan eğitimlerde, afet alanlarında yapılması gerekenler, kurtarma teknikleri ve cihaz kullanımları LTB ekiplerine önce anlatıldı, sonrasında da uygulamalı şekilde deneyimlendirildi. Eğitimlerde kentsel arama kurtarma, yaralı tahliye şekilleri, enkaz altı görüntüleme cihazı tanıtımı,
sismik dinleme cihazı tanıtımı, kentsel arama kurtarma, yaralı tahliye şekilleri, enkaz altı görüntüleme cihazı tanıtımı, yanma yangın bilgisi, LPG ve doğalgaz bilgisi, yangın yerindeki tehlikeler, karot cihazı tanıtımı, ayırıcı ve kesici güç üniteleri, beton, metal ve ahşap kesme motorları konularında kapsamlı bilgilendirme tanıtım ve uygulama gerçekleştirildi. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gerçekleştirilen sertifika törenine LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katılarak LTB çalışanlarını emeklerinden ötürü kutladı. İstanbul'dan gelen ekibe verdikleri kapsamlı eğitimler için teşekkür etti. Sayın seyirciler, Güney Kıbrıs Paskalya Bayramı'nı kutluyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum lider Nikos Christolidis'i telefonla arayarak Paskalya Bayramı'nı kutladı. Güney Kıbrıs Paskalya Bayramı'nı kutluyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bu çerçevede Kıbrıs Rum lideri Nikos Christodoulidis'i telefonla arayarak tebriklerini iletti. Telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Rum lider ve ailesi yanında Ortodoks Rum halkının da Paskalya Bayramı'nı kutladı. Telefon görüşmesinde iyi dileklerini sunan Cumhurbaşkanı Tatar, tüm insanlık için sürdürülebilir barış, istikrar ve işbirliği temelinde bir gelecek temennisinde bulundu. Güney Kıbrıs'ta Paskalya kutlaması için kilise avlularında yakılan büyük ateşler ve kullanılan çatapatlar nedeniyle 96 yangın çıktı. Bir çocuk gözüne çatapat çarpmasıyla bir polis de göğsüne havai fişek isabet etmesi nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Güney Kıbrıs'ta Paskalya kutlamaları yangınlara ve yaralanmalara neden oldu. Sigma Liv ve Antbir'e göre itfaiye teşkilatı son 24 saatte Güney Kıbrıs genelinde 60'ı yakılan büyük kutlama ateşlerinden kaynaklı 96 yangına müdahale etti. Kutlama ateşlerinden kaynaklı çağrılar bugün de devam ediyor. Larnaka'da dün gece ailesiyle birlikte bir kilisenin etrafında bulunan 9 yaşındaki çocuk, kilise avlusunda gençler tarafından patlatılan çatapatlardan birinin gözüne çarpması sonucu yaralandı. Çocuk Larnaka Hastanesi acil servisinde tedavisinin ardından taburcu edildi. Yine Larnaka'da görev başındaki bir polisin göğsüne havai fişek isabet etti. Hastaneye kaldırılan polis ayakta tedavi edildikten sonra taburcu oldu. Halkın Partisi kurultayına ilişkin bir haberle devam ediyoruz. Şubat ayında yapılması kararlaştırılan ancak 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Halkın Partisi 3. olan kongresi bugün gerçekleştirildi. Genel başkanlığa tek aday olan Kudret Özersay yeniden seçilirken kongrede yeni parti meclisi üyeleri de belirlendi. Halkın Partisi 3. olan kongresi yapılıyor. Lefkoşa'da Paradise Park'ta gerçekleştirilen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından parti genel sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu bir konuşma yaparak Halkın Partisi'nin 7 yıl önce hangi gerekçelerle kurulduğunu aktararak partinin kuruluşundan bugüne kadar geçen sürede yaşananları özetledi. Tokatlıoğlu demokrasi yok sayılarak gayrimeşru yoldan hükümet kurulduğunu savunarak buna tepki gösteren partisinin devlete sahip çıkmak, hükümeti istifaya zorlamak için sine-i millet kararı alarak meclisten çekilme kararı aldıklarını anımsattı. Genel kurulda daha sonra Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay bir konuşma yaparak üyelerine seslendi. Özersay, hepimizin bağrı yanık, çok büyük bir acı yaşadık. Rant peşinde koşan, sorumsuz davrananlar nedeniyle evlatlarımız gitti. 6 Şubat depreminin çok acı sonuçlarını iliklerimize kadar hissettik. Maalesef bu bir kader değildir, ihmaldir, cinayettir. Sorumluların hesap vermesi gerekir diyerek sözlerine başladı ve depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabırlar diledi. Halkın Partisi'nin bir sistem partisi olmayı kabul etmediğini ve etmeyeceğini vurgulayan Özersay, bu memleketin geleceği düzgün ve temiz siyasetten geçer. HP kendi kaderini tayin etme hakkına inanan bir siyasi partidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ne inanan bir parti olarak bağımsızlık esastır. Biz bağımsızlığımıza sahip çıktık. Türkiye bizim canımızdır, aksini düşünmedik. Bu bilinçle hareket eden bir partiyiz. Ancak yanlışlar gördüğümüzde de gerekli uyarı yaparız dedi. Elektrik konusuna da dikkat çeken Özersay, Aksay'la ihalesiz bir şekilde toplum menfaatine olmayan bir sözleşmeyi sonuçlandırmaya çalışıyorlar. Bir yıl önce uyarmıştık, kurumlarımız elden gider demiştik. Maalesef haklı çıktık. İhalesiz yakıt alımlarıyla Kıptek'i yıprattılar.
Gerekli araç gereci tamir etmeyerek, işin ehli olmayan yöneticileri atayarak yıprattılar ifadelerini kullandı. Özersay hukukun üstünlüğü ve anayasal üstünlükte erozyona uğratıldı diyerek buna dur demek gerek, hükümet istifa ettirilmelidir diye konuştu. Özersay'ın konuşmasının ardından divan oluşturuldu. Ardından faaliyet raporu ve mali rapor okunarak oylandı ve parti başkanlık ve parti meclisi seçimine geçildi. Halkın Partisi tüzüğüne göre parti meclisi oluşumu ertesinde yapılacak ilk parti meclisi toplantısında Halkın Partisi'nin yeni genel sekreteri ve merkez yürütme organı, disiplin ve denetim organlarının yeni üyeleri de belirlenecek. Çevre Koruma Dairesi yosun patlaması yaşanan Bafra Sulak alanında temizleme çalışması yaptı. Yosun patlaması olayının tekrardan yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığı, sorunun kaynağı olduğu düşünülen tüm etkenlerin yaratıcı olumsuzlukların da ortadan kaldırıldığı kaydedildi. Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma Dairesi, Bafra Turizm Bölgesi'nde bulunan ve Bafra Lagünü diye bilinen Bafra Sulak Alanı'nda bir süreden beridir ortaya çıkan yosun patlaması olayıyla ilgili açıklamada bulundu. Çevre Koruma Dairesi İskele Birimi, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Sivil Savunma ve bölgedeki otellerin katkısıyla Bafra Sulak Alanı'nda temizleme çalışmaları yapıldığını belirtti. Daire, yosun patlaması olayının tekrardan yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını, sorunun kaynağı olduğu düşünülen tüm etkenlerin yaratacağı olumsuzlukların ortadan kaldırıldığını kaydetti. Her yıl yaz aylarında lagünde meydana gelen buharlaşmadan dolayı lagün içerisinde yaşayan balıkların olumsuz etkilendiğine, bu nedenle Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ve Çevre Koruma Dairesi'nin kontrolünde lagündeki oksijen dengesini sağlamak amacıyla gerekli altyapıyı sağlamak için çalışmaların başladığı ifade edildi. Açıklamada ülkemizde tüm lagünler dalga hareketleri ve yağışlar sonucu kum yığınlarıyla zaman zaman kapanmakta ve açılmaktadır. Bu tür alanlar 18'e 2012 sayılı çevre yasası altında çıkan sulak alanların korunması ve yönetimi tüzüğünce koruma altına alınmışlardır denildi. Ziraat Mühendisleri Odası tarımda girdi maliyetleri ucuzlamadan gıda fiyatlarının düşmeyeceğini vurguladı. Odadan yapılan açıklamada çiftçisine çare olmayan devlet, üreticinin topraklarının yabancıya satılmasına da engel olamayacaktır denildi. Ziraat Mühendisleri Odası yazılı açıklama yaparak tarımda girdi maliyetleri ucuzlamadan gıda fiyatlarının düşmeyeceğini vurguladı. Açıklamada tarımda girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle ülkede üretimin azaldığına işaret ederek, üretimin azalmasına bağlı olarak da rekabetin azaldığını, bu nedenle de tüketici fiyatlarında artışlar ortaya çıktığı belirtildi. Hayvancılıkta ana girdi maliyetinin %70'ini yem ham maddeleri oluştururken, tahıl ve kaba yem üretiminde kimyevi gübre ve bitki koruma ürünlerinin %62'lik kısmı oluşturduğu vurgulanan açıklamada, sebze ve meyve üretiminde ise esas girdi kaynağını %140'la elektriğin oluşturduğu kaydedildi. Maliyetlerin aşağıya çekilmesinin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın politikası çerçevesinde oluşturulması gerektiği vurgulanan açıklamada, zamanında ödenmeyen desteğin enflasyon karşısında eridiği ifade edildi. Açıklamada çiftçisine çare olmayan devlet, üreticinin topraklarının yabancıya satılmasına da engel olamayacaktır ifadeleri kullanıldı. Gazi Mausa'da kurtarma eğitimi ve eğitim uçuşları icra edildi. Eğitime Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurları da katıldı. Gazi Mausa'da denizde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Havacılık Birlik Komutanlığı tarafından müşterek gündüz ve gece şartlarında su üzeri arama kurtarma eğitimi, pilot ve akip standartizasyon kontrolü, gece görüş gözlüğü tazeleme eğitimi ile teknisyen sarfark eğitim uçuşları icra edildi. Eğitime Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti SG-04 gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti SG-21 botu ve Havacılık Birlik Komutanlığı'ndan AS-538 Kogar helikopteri akip timiyle birlikte katıldı. Polis dün gece Lefkoşa, Gazi Mausa, Güzelyurt ve İskele ilçelerinde eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yaptı. 4 ilçedeki geniş çaplı denetimlerde toplam 737 sürücü rapor edildi.
Polis dün Lefkoşa, Gazi Mausa, Güzelyurt ve İskele ilçelerinde asayiş ve trafik denetimleri yaptı. 4 ilçenin polis müdürlüklerinin sorumluluk sahalarında eş zamanlı yapılan denetimler 20'de başlayıp 2'ye kadar sürdü. Lefkoşa'daki denetimlerde alkollü içki satışı yapılan kafe ve bar gibi eğlence yerleriyle gece kulüpleri yanında halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Denetimlerde izin kurallarına uymadıkları tespit edilen 2 gece kulübü işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılırken, ikamet izinsiz olarak tespit edilen 2 kişi ise tutuklanarak aleyhlerinde yasal işleme gidildi. Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 32 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi. Trafik ekipleri ise toplam 350 araç sürücüsünü kontrol etti ve 160 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 3 araç ise trafikten men edildi. Gazi Mausa'daki denetimler kapsamında gece kulüpleri, kahvehaneler, restoranlar, kafeler, barlar, marketler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi. Kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği bildirildi. Kumarhanelerdeki denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi. Gazi Mausa'da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu 952 araç sürücüsü kontrol edildi. 193 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 24 araç ise trafikten men edildi. Güzelyurt'taki trafik denetimlerinde de kahvehaneler, bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilerek alkollü içki ruhsatı olmadığı halde alkollü içki sattığı tespit edilen 2 işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Trafik ekiplerinin Güzelyurt'taki denetimlerinde 785 araç sürücüsü kontrol edildi ve 274 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 12 araç trafikten men edilirken 1 araç sürücüsü ise tutuklandı. İskele'deki polis denetimlerinde ise halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Bölgedeki kumarhanelerdeki denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi. İskele bölgesindeki polis trafik ekiplerinin denetimlerinde 370 araç sürücüsü kontrol edildi. 110 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 3 araç ise trafikten men edildi. Yıldırım Köyü son yıllarda çilek üretimi konusunda büyük bir atılım içerisinde. Öyle ki Gazi Mausa bölgesindeki ilkokullarda öğrencilerin yerli üretimi gözlemlemesi için çilek bahçelerine gezi düzenliyor. Karakol İlkokulu'nun gezisinde minik öğrenciler çilek yetiştiriciliğini yakından görme ve dalından kopararak doyasıya çilek yemenin tadına vardı. Karakol İlkokulu'nun düzenlediği çilek bahçesi gezisinde öğrenciler çilek üretimini gözlemleyip doyasıya çilek yediler. Öyle ki buradaki çilek bahçelerine okullar gezi düzenliyor. Çocuklar dalından kopararak çilek yemenin tadına varıyor. Mikrofonumuza konuşan minikler çilek meyvesini çok sevdiklerini ve bu gezinin onları çok heyecanlandırdığını söylediler. Böyle. Buradaki çilekler çok güzel. Yedim bir bitmedi ama çok güzel tatları. Daha önce çilek bahçesine gittin mi? Hayır. İlk kez. Nasıl buldun? Çok güzel. Cennet gibi tam. Avucunuzu doldurmayın. Yiyin, kesin yiyin ama avucunuzu doldursanız yere düşer, alamazsınız. Yere düşeni alıp yemeyin, tamam mı? Peki annen baban dedi mi bize de getir? Onlara da alacak mısın? Evet alacağım. Arkadaşlarım da çok yedi, ben de çok yedim. Evet, ağzından da belli oluyor. Karakol İlkokulu öğretmeni Akile Aykulu da gezinin üretimi yakından görme bakımından çocuklar için çok faydalı ve heyecan verici olduğunu belirterek onlar için dalından kopararak çilek yemenin de çok keyifli olduğunu vurguladı. Her yıl zaten bizler okullarımızda bir bahar gezisi planı yapıyoruz. Sosyal medyada bu çilek sera bahçesini görür görmez zaten aklımıza hemen çocukları buraya getirme fikri geldi.
Ve gerçekten de çok güzel olduğunu yaşıyorum, hissediyorum şu anda. Çocuklarımız dalından çileği kopararak, özgürce yiyerek çok mutlu bir gün geçirdiler. Yani iyi ki gelmişiz diyorum. Sayın seyirciler, Kadir Gecesi yarın idrak edilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik, Müslüman Türk dünyasının ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutladı. İslam aleminde Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hazreti Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı, bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Kadir Gecesi yarın gece idrak edilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik, Kur'an-ı Kerim'in insanlıkla buluştuğu, adeta insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkaran, insanlığın ufkunu aydınlatan gece olduğunu kaydetti. 17 Nisan Pazartesi gününü Salı gününe bağlayan gecenin mübarek Kadir Gecesi olduğuna işaret eden İnik, Kadir Gecesi varlıkların en üstünü olan insanlığın şerefini yücelten, iyilikle kötülüğün ayrıldığı hüküm gecesidir dedi. İnik yaptığı yazılı açıklamada rahmet ve mağfiret ayı olan 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i uğurlamaya hazırlanırken Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşadıklarını belirtti. Feyiz ve bereketi bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin arınma ve bağışlanma fırsatı sunduğunu ifade eden İnik, Allah'ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı Kadir Gecesi'nin tövbe kapılarının ardına kadar açıldığı müstesna bir gece olduğunu vurguladı. Ana haberi burada noktalıyoruz. Saat 23'te gün sonuyla yeniden karşınızda olacağız. İyi akşamlar dileyelim. Aksa Süper Lig'de 26. hafta ve Aksa 1. Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı. Süper Lig, Meserya 2, Mausa Türk Gücü 2, Cihangir 4, Çayna Bazar Gençlik Gücü 0, Hamitköy 3, Türk Ocağı 1. 1. Lig, Esentepe 4, 4 Yol 2, Girne Halk Evi 9, Yeni Erenköy 2, Yalova 2, Pera Larnaka Gençler Birliği 1, Ünü Marmaraş 4, Yeni Boğaziçi 0, Miracle Karşıyaka 1, Düzkaya 0. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta Crespo'nun 90+6'da attığı golle konuk ettiği MKE Ankara Gücü'nü 2-1 mağlup etti. Puanını 60'a çıkaran Fenerbahçe lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası bugün dev bir maça sahne olacak. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Trabzonspor formunda Beşiktaş'ı konuk edecek. Maç 20.30'da başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Basketbol Federasyonu'nun Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde ve Metkin sponsorluğunda düzenlediği Ünelik'te final bu gece oynanacak. UKİ Arena'da oynanacak olan final maçında Yakında Üniversitesi ile son şampiyon Rauf Denktaş Üniversitesi saat 19'da karşı karşıya gelecekler. Dems Construction Kadınlar Süper Ligi'ne oynanan iki karşılaşmayla devam edildi. Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Şahlan Ozanköy karşısında 39-35 kazandı. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçta ise Digem çekişmeli bir maçın ardından Miracle Esentepe'yi 25-24 yenmeyi başardı. Noyanlar Group of Companies ana sponsorluğunda İskele Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu, Larnaka Gençler Birliği, Velospeed ve Hope Property Investment sponsorluğunda Long Beach Run organizasyonu gerçekleştirdi. Organizasyon 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre kategorilerinin yanı sıra 3 kilometre halk koşusu, 1 kilometre çocuk koşusu kategorilerinde yapıldı. Kadınlar 21 kilometrede Burcu Subatan ve erkeklerde de Ramazan Özdemir birinci olmayı başardılar. Gazi Mausa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Aren Baybar, Sırbistan'da düzenlenen turnuvada çiftlerde birinci oldu.
Aren, Sırbistan'ın Pancava şehrinde düzenlenen Pechin Memorial 2023 U16 Cat 2 turnuvasında çiftlerde partneri Kirill Korolenko ile şampiyon olurken teklerde ise çeyrek final gördü. Sporcumuz ayrıca Sırbistan Novi Sad şehrinde düzenlenen Yason Cup 2023 U16 Cat 2 turnuvasında teklerde ve çiftlerde final oynamasına rağmen ikinci oldu. 23 Nisan Ev Reklam Minikler Turnuvası tamamlandı. Masa Tenisi Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 23 Nisan Ev Reklam Minikler Turnuvası'nda U11 kızlarda Melike İlhan ilk sırayı alırken Vera Yaşamsal ikinci, İzlem Özel de üçüncü sırada yer aldılar. U13 Kızlar Şampiyonası'nda ise Ayşe Çubukçu birinci olurken Duru Barutçuzade ikinci ve Vera Yaşamsal da üçüncü oldu. Şampiyonada U11 erkekler birinciliğini Sonay Hayatseven alırken Kuzey Taşlı ikinci, Mert Özer de üçüncü olmayı başardılar. Avrupa liglerine dün gece de devam edildi. İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester City, Leicester City'yi 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini 6'ya çıkardı. Puanını 70'e yükselten Manchester City, lider Arsenal'ı takibini sürdürdü. Manchester City'nin Norveçli santraforu Haaland gol sayısını 32'ye çıkararak Muhammed Salah'a ait 38 maçlık bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu rekorunu egale etti. İtalya 1. Futbol Ligi'nin 30. haftasında lider Napoli ile Hellas Verona 0-0 berabere kaldı. İkinci sıradaki Lazio'nun Spezia'yı 3-0 yenmesiyle iki ekip arasındaki puan farkı 14'e düştü. Real Madrid 29. hafta maçında Cadiz'i deplasmanda 2-0 yenerek puanını 62'ye çıkardı. Almanya 1. Futbol Ligi'nde şampiyonluğa oynayan Bayern Münih konuk ettiği Hoffenheim'la 1-1 berabere kaldı. Bayern Münih puanını 59'a çıkararak liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund lider Bayern Münih'in puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiremedi. 10 kişi kalan Stuttgart karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Dortmund sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Puanını 57'ye çıkaran Borussia Dortmund lider Bayern Münih'in 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi bugün FIBA Kadınlar Euroleague finalinde kozlarını paylaşacak. Çekya'nın başkenti Prag'da yapılan dörtlü final organizasyonunun ilk maçlarında rakiplerini mağlup ederek finale yükselen Fenerbahçe Alagöz Holding ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi bu gece saat 21'de Kralovka Arena'da kupa için karşı karşıya gelecek. Amerikan Basketbol Ligi'nde playoff maçları başladı. Turun ilk maçında Philadelphia 76ers konuk ettiği Brooklyn Nets'i 121-101 mağlup ederek 1-0 öne geçti. Batı Konferansı playoff turu ilk maçında Sacramento Kings ağırladığı son şampiyon Golden State Warriors'ı 126-123 yenerek seride 1-0 üstünlük kurdu. Doğu Konferans ekiplerinin çekişmeli geçen playoff turu mücadelesinde New York Knicks deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 101-97 mağlup ederek seriye galibiyetle başladı. Doğu Konferansı'nı ikinci sırada tamamlayarak playoff vizesi alan Celtics, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 112-99'luk skorla geçti ve seriyi 1-0'a getirdi. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basın sistemiyle nemli ve nispeten sıcak hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda hava açık ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve doğudan hafif, yer yer orta kuvvetle esecek. Bu gece en düşük hava sıcaklığı. Lefkoşa'da 9, Girne'de 15, Alev Kayası'nda 9, Güzelyurt'ta 11, Gazimonsa'da 13, Lefke'de 13, İskele'de 11, Yeni Erenköy'de 12 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı. Lefkoşa'da 29, Girne'de 25, Alev Kayası'nda 23, Güzelyurt'ta 29, Gazimonsa'da 26, Lefke'de 26, İskele'de 28 ve Yeni Erenköy'de ise 26 derece dolaylarında seyredecek. Bölgemiz denizlerinde hava açık ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve doğudan 2 ile 4 kuvvetinde esecek. Deniz hafif, bir ara orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 metre dolaylarında olacak.
Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Paraflay'ın güzellikleri neler? Gelin cevabı Paraflay'la uçanlardan alalım. Şimdi Paraflay'daki paraf paralar var ya Pelin Hanım. İşte o paraf paralar uçak biletinde tam iki kat değerli. Bu güzellikleri gelip kendi gözlerimizle görelim dedik. Biletleri alırken avans paraf para kullandık. Paraf sahası yurt dışındaki yadigarları da gördük. Mostar Köprüsü'nden de geçtik. Bizim seyahat sigortaları da sağ olsunlar Paraflay'ın hediyesi oldu. Ne güzel olmuş. Biz de Kaan Bey'in bileti için hiçbir şey ödemedik. Kalan para paraları da yine uçarak kullanalım dedik. Madem öyle sloganı da hep birlikte uçuralım. Paraflay, uçuşabildiğin kadar. Paraf paraf dünyası güzellikle.